Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Olur ki korunursunuz. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, Kur'an insanlara hidayet olmak ve hakla batılı ayıran belgeler olarak onda indirilmiştir. Kim o aya şahit olursa onu tutsun. Kim de hasta olur veya seferde bulunursa diğer günlerde kaza etsin. Bakara suresi. Hasan Basri rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah-u Teala'nın ey iman edenler sözünü duyduğun zaman hemen ona kulak ver. Çünkü onda ya yapacağın bir emir veyahut terk edeceğin bir yasak vardır. Cafer Sadık rahmetullahi aleyh de şöyle demiştir. Bu çağrıdaki taat, ibadet, yorgunluk ve sıkıntısını gidermek içindir. Allah-u Teala şöyle demiştir. Ya eyyühellezine amenu. Ya, alim, bilenden ünlemdir. Eyyü, seslenilen, bilinenden isimdir. Ha, seslenilen şeye tembihtir. O da eski bilgiye ve kadim sohbete işarettir. Amenu, iman edenler, bu da nida edenle nida edilen arasında bilinen sırra işarettir. Sanki vicdanı ve aklı, ihlaslı sırrı ile benim olan kulum demiş gibidir. Yazıldı yani farz kılındı. Size oruç, sıyam, mastardır. Sumtu sıyamen ve kumtu kıyamen kavlinde olduğu gibi sıyamın aslı lugatte tutmak, durmaktır. Mesela sametir rihu denir ki rüzgar durup esmemektir. Sametil haylu de at durup yürümemektir. Saman nehar da güneşin tepeye dikilip ortalığın ısınmasıdır. Çünkü güneş göğün ortasına gelince bir an için durur ve hareket etmez. Nitekim halk şairi şöyle demiştir. Gündüz oruç tutup da dengelenince, güneşin de salyası akıp inince, bir adam da susar ve konuşmazsa ona same, oruç tuttu denir. Allah-u Teala ben Rahman'a konuşmayacağıma söz verdim. Onun için bugün hiç kimseye söz söylemeyeceğim demiştir. Meryem suresi. Bu itibarla oruç yemeden, içmeden ve şer'an serbest olan cimadan kaçınmak ve günahları terk etmektir. Aziz ve celil olan Allah-u Teala şöyle demiştir. Sizden öncekilere yazıldığı gibi, yani sizden önceki peygamberlere demektir ki bunların ilki Adem Aleyhisselam'dır. Abdülmelik bin Harun Antere'den, o da babasından, o da kendi babasından rivayet etmiştir. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'tan şöyle dediğini işittim. Bir gün öğle üzeri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Hücresindeydi. Selam verdim, selamımı aldı, sonra da ''Ya Ali, işte Cebrail sana selam veriyor.'' dedi. Ben de ''Sana da ona da selam olsun ya Resulallah.'' dedim. Bana yaklaş dedi, ben de kendisine yaklaştım. ''Ya Ali, Cebrail sana her aydan 3 gün oruç tutmanı öneriyor. Eğer böyle yaparsan sana ilk gün 10.000 sevap yazılır. İkinci gün 30.000 sevap yazılır. Üçüncü gün 100.000 sevap yazılır. Ben de, ya Resulallah bu sevap bana mı hastır yoksa herkes için mi dedim. O da, ya Ali Allah-u Teala sana ve senin gibi amel edene bu sevabı verir dedi. Ben de, ya Resulallah o günler nelerdir dedim. O da, beyaz günlerdir. Onlarda ayın 13. 14. ve 15. günleridir dedi. Antere diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anha bu günlere neden beyaz günler denilmiştir diye sordum. O da şöyle dedi. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı cennetten yere indirince güneş onu yaktı, cesedi karardı. Cebrail Aleyhisselam ona geldi. Ey Adem, cesedinin beyazlaşmasını ister misin dedi. O da evet dedi. Cebrail de ona her aydan 3 gün, 13. 14. ve 15. günleri oruç tut dedi. Adem Aleyhisselam da tuttu. İlk gün cesedinin 1/3 beyazlaştı. Sonra 2. gün cesedinin 2/3 beyazlaştı. Sonra 3. gün bedeninin tamamı beyazlaştı. İşte bundan dolayı onlara beyaz günler denildi. Böylece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Adem Aleyhisselam'a oruç yazıldı. Hasan ile bir grup tefsir alimi şöyle demişlerdir. Allah-u Teala sizden öncekiler demekle Hristiyanları murat etmiştir. Bizim orucumuz onların orucuna benzemiştir. Çünkü vakit ve miktar bakımından aynıdır. Şöyle ki Allah-u Teala Hristiyanlara Ramazan orucunu farz kıldı. Bu onlara zor geldi. Çünkü bazen çok sıcağa, bazen de çok soğuğa rastlıyordu. Bu da yolculuklarına ve geçimlerine zarar veriyordu. Alimleri ve reisleri toplanıp onu yılın yazla, kış arasında bir mevsimde tutmaya karar verdiler. Onu bahara getirip yaptıklarına kefaret olarak da ona 10 gün ilave ettiler. Böylece 40 gün oldu. Sonra bir kral hasta oldu. Eğer iyileşirse oruca bir hafta ilave edeceğini adak etti. Böylece bir hafta daha ilave ettiler. Sonra o kral öldü, yerine başkası geçti. O da 50'ye tamamlayın dedi. Mücahit rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Onlara bir ölet geldi. Onlar da orucunuzu arttırın dediler. 10 gün önce ve 10 gün sonra ilave ettiler. Şabi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bütün sene oruç tutsam Şaban'dan mıdır yoksa Ramazan'dan mıdır denen şüpheli günde oruç tutmam. Zira bize olduğu gibi Hristiyanlara da Ramazan ayı farz kılındı. Onlar da onu yılın başka mevsimine aldılar. Şöyle ki onlar bazen sıcak mevsimde oruç tuttular. Bunu da 30'a tamamladılar. Sonra arkalarından bir nesil geldi. Kendilerine güvendiler. 30 günden önce bir gün ve sonundan da bir gün oruç tuttular. Sonra diğerleri de öncekilerin yollarına gittiler. Böylece 50'ye tamamladılar. İşte Allah-u Teala'nın sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Belki korunursunuz. Bakara suresi dediği budur. Yani yemekten, içmekten ve cimadan korunursunuz demektir. Tefsirciler şöyle de demişler. Allah-u Teala elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye geldiği zaman ve müminlere aşire gününü ve her aydan 3 günü oruç tutmayı farz kıldı. Bu oruçları tutmaya devam ettiler. Sonunda Bedir Savaşı'ndan bir ay ve birkaç gün öncesinde Ramazan orucu indi. Allah-u Teala belli günler dedi. Yani Ramazan ayıdır ki o 30 gündür yahut 29 gündür. Said bin Amir bin el aslan, o da İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bizler hesap yapmayan ve yazı yazmayan bir ümmetiz. Ay şöyle şöyledir. Yani 30 veyahut 29 gündür. Aya Arapçada şeyh denilmesi şöhretinden dolayıdır. O da şöhretten alınmıştır ki beyazlık demektir. Şehertü's seyfe de bundan gelir ki kılıcı kınından çıkarmaktır. Şeherel hilalu de ay doğmaktır. Bazıları şöyle demiştir. Ramazan Allahu Teala'nın isimlerindendir. Şehru Ramazan denir. Tıpkı Recebe Şehrullahil Asam ve kişiye Abdullah denildiği gibi. Cafer Sadık rahmetullahi aleyh atalarından şöyle rivayet etmiştir. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şehru Ramazan, Şehrullah, Ramazan ayı Allah'ın ayıdır demiştir. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamberimiz şöyle dedi. Ramazan demeyin. Ona Allahu Teala'nın Kur'an'da Şehru Ramazan dediği gibi tamlama ile söyleyin. Asma'yı rivayet etmiştir. Ebu Amir şöyle demiştir. Ona Ramazan denilmesi deve yavrularının sıcaktan yanmalarındandır. Başkası da şöyle demiştir. Çünkü taşlar onda sıcaktan yanıyordu. Ramza kızgın taş demektir. Ona böyle denilmesi günahların yanmasındandır. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. Şöyle de denilmiştir. Kumlar ve taşlar nasıl güneşten sıcaklık alırlarsa, kalpler de Ramazan'dan öğüt ve ahiret işinde düşünce alır. İmam Halil şöyle demiştir. Bu Rams kökünden alınmıştır ki o da güzün gelen yağmurdur. Bu aya Ramazan denilmesi bedenleri günahlardan yıkamasından ve kalpleri tertemiz etmesindendir.